Bildiğiniz gibi Birleşik Krallık Avrupa'da önde gelen ortaklarımız arasındadır. Avrupa'nın iki ayrı ucunda iki önemli NATO müttefikiyiz. Ayrıca Avrupa Birliği'nin dışında yer alan, küresel etki yapabilen iki önemli Avrupa aktörüyüz. Bu değerli mevkidaşımla görüşmelerimizde ikili ilişkilerimize dair kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. 2007 yılından bu yana stratejik ortak olarak tanımladığımız ikili ilişkilerimiz her alanda derinleşerek gelişmekte. Üst düzey temaslarımızın devamına önem vermekteyiz. Turizm alanında da çok verimli bir işbirliğine sahibiz. Birleşik Krallık ülkemize en çok turist gönderen 3. ülke sırasına yükselmiş durumda. Savunma sanayi ayrıca önem verdiğimiz diğer bir işbirliği alanı. Mevkidaşımla bu alandaki stratejik işbirliğimizi somut projeler üzerinden ilerletmek konusunda mutabık kaldık. Birleşik Krallık'ı terörizmle mücadelemizde müttefikimiz olarak değerlendiriyor, ortak hareket etmek istiyoruz. Görüşmelerimize Sayın Bakan'a bu konudaki görüşlerimizi aktardım, beklentilerimizi de ayrıca yineledim. Düzensiz göçle mücadele konusu da gündem maddelerimiz arasında yer aldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ve düzensiz göçün yönetilmesi için kararlılıkla çalışmaktayız. Birleşik Krallık da bu alanda ortak çalıştığımız ülkelerden biridir. Tecrübe paylaşımının artılması için iki ülke arasında çeşitli düzeylerde temaslar gerçekleştirilmekte. Değerli basın mensupları, bugün ayrıca Kıbrıs meselesi, Ukrayna'daki savaş ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri de görüşme fırsatımız oldu. Kıbrıs'ta garantör ülke olarak Birleşik Krallık'ın önemli bir konumu bulunmakta. Bununla bağlantılı konular ve son dönemde adada yaşanan gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunma imkanımız oldu. Ukrayna'daki savaş bağlamında Karadeniz girişiminin yeniden canlandırılmasına dönük çabalarımız da gündemimizdeydi. Küresel sorumluluk bilinciyle bu girişimi tekrar hayata geçirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz.